Bugün 1 Mayıs 2019 Çarşamba ve saat 18, hayalimdeki yaşam başlıyor. Öncelikle 1 Mayıs emek ve dayanışma günümüz kutlu olsun efendim. Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu oradan çıkarabilendir. Sevgili izleyiciler, bugün çok önemli bir konuyu ikinci kez masaya taşıdık. Önemli diyorum çünkü sadece Mersin'e değil, Türkiye'ye değil, inanıyorum ki dünyada birçok ülkelerde bugünkü konuştuğumuz ve bugün konuşacağımız konular örnek olacaktır diye düşünüyorum. Sadece işin sanat boyutundan değil, birçok yönünden. Ancak bir mazeret bildirmek istiyorum. Sevgili Başkanımız, sevgili Toroslar Belediye Başkanımız Hamit Tuna, aniden şehir dışına gitmesi gerektiğinden bugün katılamadı. Ama iş sanat olunca ve bugünkü işleyeceğimiz konu başlığı da özellikle sanatın sokağa taşınması ve sanatı sokağa taşıyan bir başkan döneminden bahsedeceğimize göre eski binalardan da bahsedeceğiz. Eski binaların duvarlarının dünyaca ünlü ressamların eserleriyle süsleyen, iz bırakan sanat dostu belediye başkanlarını bugün gündeme taşımaya başlamıştık. Ve bugün bu anlamda sevgili belediye başkanımızın 15 yıllık bir belediye başkanlık döneminde yapmış olduğu sanatla ilgili, sanat dostluğuyla ilgili çalışmaları ön plana çıkaracaktık ama biz bugün bir başka boyutu itibarıyla yine sevgili başkanımızın başlatmış olduğu çok önemli bir konuyu yine gündeme taşımış olacağız. Ben öncelikle sevgili konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi 2011 yılında 49 yaşındayken lise mezunuydu. Evet. Ve o dönemde resime olan ilgisi nedeniyle ve torun sahibi olduğu bir yaşta ben üniversiteye sevdiğim bu resim sanatıyla ilgili bilimsel olarak öğrenmek istiyorum dediler. Sınava girdiler. Çok başarılı puan aldılar. Evet. Ve Mersin Üniversitesi resimle ilgili fakülteye, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümüne başarıyla girdiler. Ve 4 yıllık süre sonunda 2015 yılında evet. 53 yaşındayken 98.59 puanla mezun bu okuldan mezun oldular. Ama bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Bunun yüksek lisansını da ben yapacağım dediler ve şu anda bitirmek üzereler. Ama biz Nazife Bilgin Hazar'ı farklı boyutlarıyla Mersin ve Türkiye tanıdı. Sevgili Nazife Bilgin Hazar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ve bugün çok önemli bir gün. Evet. Hem bir taraftan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyoruz. Evet. Ama en önemlisi sizin duvar resimleriyle ilgili önemli özellikleriniz var. Onları da beraber de izleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, 4 dakikalık hem sevgili Nazife Bilgin Hazar'ın fotoğrafları ve belediye başkanımız Hamit Tuna'yla yapmış oldukları birliktelikler ve bugün kendisi başkanımız gelseydi çok farklı konulara da girecektik. Bir yönde onlardan kısa bir demet halinde kısa bir sunumumuz var. Sunumumuz sonrasında yine birlikte olacağız. Buyurun efendim.
Eski duvarlar, köhne yapılar ve dahası bu sanat eserleriyle renklendi. Bir açık hava sergisini andıran yer Mersin. Toroslar Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserleri binaların cephelerine yansıtılıyor. Eserlerin arasında Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosundan Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ne, Frida Kahlo'nun portresinden Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosuna kadar tarihi birçok değerde bulunuyor. Bunları yapansa ressam Nazife Bilgin Hazar. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna Beyefendi'den bir teklif geldi. Bu 34 yıllık binaları, çok çok eski binaları, hatta hiç boyanmamış diyeyim artık binalar da vardı. Biz bunu nasıl güzelleştirebiliriz? Bu duvarlara nasıl ruh katabiliriz? Nasıl sevgi katabiliriz? Nasıl güzellik katabiliriz deyince dedim ki işte bu benim aradığım proje. İşte bu fikirle çıktılar yola. İlk olarak Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının dış cepheleri boyalarla buluştu. Eski duvarların yerini 3 boyutlu görseller de aldı. Çevredekilerin de oldukça dikkatini çeken eserler durakların yerine bile geçer oldu. Osman Hamdi Bey'de. Sanatçı mesleğini iyi yapan ve iyi yapmaya çalışandır. Sevgili Nazife Bilgin Hazar, tekrar hoş geldiniz. Siz 1980'li yıllarda Akbelen, özellikle mezarlık Gözne yolu arasındaki gerçekten çok çirkin bir manzara haline gelen maalesef dış duvarların birçoğu da hiç boyanmamıştı. Zaten arka planımızda da izleyicilerimiz bu eski ve yeni halinde görüyorlar. Evet. Ve siz onu hareketle
duvarları tuval yaptınız. O eski binalara, ruhsuz eski binalara ruh kattınız. Ve dünyaca ünlü Türk ressamlarına dahil olmak üzere ressamların eserlerini siz o duvarlara paylaşarak bizlerle, hem bize bu ünlü ressamları ve eserlerini tanıttınız ve bir taraftan da bize sevdirdiniz. Buna benzer bir uygulama İstanbul'da bir sokak çalışmasında yapılmıştı ama sizin bu arada burada yaptığınız çalışmalar kayda değer çok önemli çalışmalar olarak zaten kendini ortaya koydu. Evet. Ben öncelikle sizden başlamak istiyorum. Siz nasıl oldu? Kısaca hayatınızdan bu kesitten bahsederseniz nasıl oldu da ressamlığa özen gösterdiniz? Ve 49 yaşında hem de ben alaylı değil bir yönüyle bu işin okuluna gideyim fikri ortaya çıktı. Tabii. Bu yaşta çok ciddi bir çalışma ve emek sonrasında olabilecek olan şeyler. Size böyle bir ruhu, böyle bir gücü mutlaka yaşadığınız bazı olaylar neden olmuş olabilir. Tabii. Buyurun efendim. Ben 1962 Mersin doğumluyum. Evliyim. İki tane yetişkin oğlum var. Ben resimle zaten hani ilgiliydim ama beni teşvik eden iki oğlum oldu. Çünkü onların ben orta sona kadar bütün derslerine ben yardımcı oldum. Ara sırada resim yapıyordum. Dediler anne sen çok güzel resim yapıyorsun. Hani bilgilerin de taze. Neden sınava girmiyorsun dedi iki oğlum. Ben de dedim ki bu yaştan sonra mı? Bunun yaşı olmaz illa bir dene dediler ve ben sınava girdim. Daha sonra işte Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim 2011 yılında. Ve 2015 yılında da hem bölümde hem fakültede en yüksek dereceyi ben yaptım. Yani yüzlük sistemde 98.59 ile mezun oldum. İlk duvar resim çalışmasını ben ikinci sınıfta orada hocamızın, atölye hocamızın bize verdiği Mersin Üniversitesi kampüsünde. Kampüsündeki ilk önce işte ödev olarak hocamızın bize verdiği vize ve final ödevi olarak okulumuzda bulunan hayvan geçici bakım evinin duvarları yeni boyanmıştı ve orayı resmetmemiz istendi. Tek başınıza mı ele aldınız? Orada duvarlar her duvar bir öğrenciye aitti ama en büyük duvar benimdi. Evet. Oraya da çok güzel bir Grant Wood'un çiftçi ve karısı yanında da kocaman bir hayvan figürünü hatta köpek figürünü resmettim. Ve ben duvar resmini çok çok sevdim. Ondan sonra sosyal sorumluluk projesi altında çok teklifler geldi. Çocuk cezaevindeki koğuşların bahçe duvarını resmetmem istendi. Onu tabii arkadaşlarla beraber gittik. Daha sonra kadın sığınma evi, gene genç kızların bulunduğu bir kurum, artı tıp fakültesi anestezi bölümünün yemekhanesinin 15 metre olması lazım. Oradaki duvarı resmetmem istendi. Orada da hocamla beraber çalışmalar yaptık. Asıl benim de duvar resmini bu sosyal sorumluluk projesi altında yapmış olduğum çalışmaların sonlarına doğru gittikçe ben duvar resmini büyüttüm. Hatta en son o kurumda Diego Rivera'nın çiçek satıcısı kız tablosu var. Hatta, öğrencilik dönemlerine rastlıyor yok, bunlar. Yok bu bitirdikten sonraki. Sonra. Yani öğrencilik dönemimde hayvan geçici bakım evini yaptım. Çocuk cezaevi onları bitirdikten sonra kadın sığınma evi, başka bir kurum. Tıp fakültesi. Hep duvar resimleri üzerine hep ama. Hep duvar resimleri. Ve ben çok sevdim. Nasıl oldu bu duvar resimlerine merakınız? Okula gitmeden önce var mıydı? Yok. Okulda mı yoktu oluştu? Yoktu. Yani zaten hani resimle de hani ilgilendiğim için ilk duvar resmiyle işte okulda da tanıştığım için inanın çok sevdim. Yani çok farklı bir çalışma. Çok emek isteyen. Çünkü siz duvarı tuval hale getiriyorsunuz. Ve çok gerçekten çok zorluklarla da çalışıyorsunuz. Hani yeri geldiğinde mesela orada duvar
daha küçüktü. Ama hani Akbelen'de duvarlar 3-4 katlı, ben dış duvarların binalarına yaptım. Üstelik sadece öyle de değil. Şu anda da izleyicilerimiz de görüyor eski ve yeni hallerini. Evet, çok çok kötüydü. Ve pencereler gibi önemli resim yapmanıza tabii engel olan şeyler de var. Bunları tabii, da tabii. Bu resme bir ritüel olarak ortaya koymak evet bir beceri ister, tabii bir emek ister, bir düşünce ister. Tabii. Sadece ünlü ressamların eserlerini oraya aktarmak değil, evet bunların nasıl aktarılacağını ortaya koymak da önemli. Tabii. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz siz o duvarlarda yaparken? O duvarlarda ben tek çalışmayı yeğledim. Hani şöyle, ilk zamanlar bir iki duvarda bir yardımcı oldu. Ama o da hani düz yapılan yerler. Yani figürlere kesinlikle hani ben... Hangi yerden başladınız? Evet. Başlama noktanız. Daha sonra ben işte o kişinin yapmış oldukları, yani yanlış hataları diyeyim artık... onu ben hani düzeltmekten inanır mısınız yoruldum. Yani şöyle tekrardan resme yeniden başlamış gibi tekrardan başlamaya başladım. Onun için tek çalışmayı yeğledim. Çünkü gerçekten çok zor. Yani zor, sevmek lazım. Çünkü eline aldığınız bir işi, çünkü A4 kağıdına bakıyorsunuz, tek tek yapmaya çalışıyorsunuz. Ama onu herhangi biri eline alıp bozduğu zaman siz tekrardan çıkıp onu tekrar düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ve onun için de yani 2 veya 3 çalışmadan sonra, onda da dediğim gibi hani düz yerleri sadece beraber yapmıştık. Ama bir takım duvarlarda yapmış olduğu hataları hani düzelttiğim için ben artık tek çalışmaya başladım. O boyut zaten asıl bölümümüz, devam edeceğiz evet. Ama önce ben başkanımızdan başlamak istiyorum. Evet. Asıl konu başı. Ben buradan girerek en azından ne işleyeceğimizi evet bir yönde izleyeceğine yol göstermek istemiştim. Buradan çünkü çok önemli yollara doğru gideceğiz. Evet. Ama onunla ne veriyatı var? Siz böyle bir işe başlamayı kendinizde olmadı. Tabii. Ben sözlerimin başında özellikle söylediğim bir söz vardı. Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu oradan çıkarabilendir. Evet. Yani bunu doğanın içindeki o sanatı görüp, sanatçıyı görüp ne yapabileceğini kanaat getirip onu oradan çıkaran, belli ki size bu işi veren belediye başkanımız, Toroslar Belediye Başkanımız sevgili Hamit Tuna. Evet. Nasıl oldu bu efendim? Şimdi Hamit Tuna Beyefendi, benim iki tane benim kişisel sergim vardı. Oranın açılışını yapmıştı. Ve çalışmalarımı zaten hani takip ediyor ve çok beğendiğinden bahsetmişti. İşte bu sosyal sorumluluk projesi altında en son yaptığım kurumlarda, hele en sonki kurumda ben duvar resmini inanır mısınız gittikçe büyüttüm. Mesela orada Diego Rivera'nın çiçek satıcısı kız, onun akabinde de Salvador Dali'nin Kelebek Yelkenli Gemisi adlı bir çalışmayı yaptım. Ve bunun üzerine Hamit Bey beni çağırdı. Hatta biz o Akbelen semtinin bulvar ve cadde üzerindeki evet binaları biz beraber gezdik. Yani bu binalar o kadar kötüydü ki, yani ilk boyalı haliyle duran bile vardı. Bir de şöyle bir durumda olmuştu. Hani modernitenin getirdiği bir betonlaşmanın olmasıyla, dokunun bozulmasıyla çok yüksek binaların olması karşı tarafta ve onların adeta gölgesinde gibi kalmıştı Akbelen mahallesi. Buralara ne yapabiliriz? Nasıl canlandırabiliriz? Nasıl ruh katabiliriz? Çünkü kendisi de zaten Hamit Bey'in sanata karşı bir ilgisi vardı. Ve biz beraber bu projeyi ele aldık. Ve bütün çalışmaları, yapacağım çalışmalara biz birlikte karar verdik. Zaten sanata karşı olan tabii ilgisi ve bilgisinin olduğunu. Evet. Şimdi bu doğanın içerisinde onu araştırıp bulup sizin bu işi yapacağınızı, yöneticilik vasfı da ön plana çıkıyor bu arada. Evet. Görüp sizi bu işe yapın demesi, inanıyorum demesi, tabii, siz tabii bu işi yaparsınız çok demesi önemli. Çok önemlidir. Size olan
güven, ama en önemlisi de burada sizsiniz. Çünkü siz böylesine bir resim olayı, binalara büyük oranlarda resim yapma bir sanat, beceri ve yürek ister. Evet. Ve siz bunu özellikle resim yapma boyutunu az önce tek başınıza yaptığını ifade ettiniz. Evet, tek başıma. Bu bir cesaret işi. İlk zaman inanır mısınız, o 3-4 katlı binaları görünce korktum. Yani şöyle, hatta uykularım bile kaçtı. Acaba yapabilecek miyim, başarabilecek miyim? Ama işte ilk başlayınca zaten o ilk Diago'nun çiçek satıcısı kızını biz beraber seçtik Hamit Bey'le. Çünkü başka bir kurumda yapmıştık. Hangi binadan başladınız? İlk o mezarlığın hemen kuzeyindeki, orada hatta bir park vardı. Evet. Oradan başladım. Daha sonra... Kime ait olan resimdi o? O Diego Rivera'nın, Meksikalı sanatçı. Çok ünlü bir duvar ressamı, evet. Zaten. Eşi de Frida Kahlo. Onun çalışmasını yapalım Nazif Hanım dedi. Tamam dedim. Daha sonra onunla ben işte başladım. Sık sık sizi ziyaret ediyor muydu? Tabii. Çünkü fotoğraflarda tabii, hep tabii, sürekli tabii. Görüyoruz. Yani her 2-3 güne bir mutlaka, yani kendisinin işi olsa bile mutlaka kendi yardımcılarını gönderip hani fotoğraf çektiriyor. Daha sonra o fotoğraf hakkında gördükleriyle hani bana telefon açıyor. Ay, duvarlar çok güzel oluyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Cesareti de veriyor size. Tabii tabii. Hani ben ona da demiştim. Hani ben bu 3-4 katlı binalara nasıl yapabilirim? Şimdi benim orada en büyük yardımcım kovalı aracı süren İbrahim Bey. Yani o, evet, çok önemli. Çünkü öyle bir ikimiz ikili olduk ki hani ben fırçayı sağa doğru çevireceğimi bile bildiği anda onu hiç şey yapmadan, yani hani duvara da çarpabilirdi beni. Çünkü evet, tehlikeli, 4. kata kadar ben çıkıyorum. Artık o kadar öğrenmiştik yani her şeyimi takip ederek daha elimi buraya atmadan hemen sağa çeviriyorum. Zaman yani, zaman mişlere de ihtiyacınız olduğunu ben tabii, İbrahim Bey fotoğrafları gördüğüm zaman görebiliyorum. Tabii, yardımcımdı, yardımcımdı. Peki, ilk resmettiğiniz hemen mezarlık yanı başındaki parka yakın binadan bahsettiniz. Evet. O bina sahiplerinden ne yapıyorsunuz, ne işiniz var demediler mi? Hayır, hayır. Yani o kadar mutlu oldular ki anlatamam. Hatta ikinci resmi yanındaki gene, evet, Diago'nun, ama orada bir takım çalışmalarını ben el alaraktan böyle kompozisyon yaptım. Hatta oraya ilk yeşil panjurları resmettim. Hani ondaki çizim gece uzun sürdüğü halde bile inanır mısınız hiçbir şey demediler. Ve o kadar mutlu oldular ki. Çünkü yani ben aslında yerli ve yabancı iz bırakmış sanatçıları ele almamdaki en büyük sebep, gerçekten biz sanata çok uzağız. Yani çünkü sanat eğitimi hani bütün okullarda ders sayısı olarak maalesef çok az. Öyle olunca ve ben bir de sanat etkinliklerine zaten belli bir grup gidiyor. Yani belli bir grup demekle şöyle, hani gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek kültürel bakımından herkesin eşit olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Hani bir sanat etkinliklerine de çoğunluğun diyeyim artık gitmediğini ben biliyorum. Bir de duvar resimlerini yapmanın sebebi şu, ben hep şunu söylemişimdir. Herkesin yolu bir galeriden geçmez ama sokaktan geçer. Yani her gün oradan geçen bir insanın mutlaka dikkatini çeker. O i̇şte büyük binalar. Orada zaten tanıttığınız belli. Osman Hamdi Sokağı der gibi. Osman Hamdi'de ineceğim. Tabii. Yani o fotoğraf, onun eserinin, tabii, bulunduğu, evet, bölümde ineceğim anlamı, tabii, taşıyor ki bu anlamda da çok önemli bir sanata hizmet etmiş oluyorsunuz. Evet. Ve o kadar ilgi gösterdiler. Yani ve ben hep bir de yerli ve iz bırakmış sanatçıları. Hani onu araştırıyorlardı veya diyorlardı ki bu duvara şimdi ne olacak? Şu duvara ne yapılacak? O seçimi nasıl yapıyordunuz? O seçimi de duvarların üzerindeki mesela işte sonradan mesela pencereler açılmış. Tuvalet boruları var, çok özür diliyorum. Banyo pencereleri var. Bütün resimleri de yani çalışmaları hep kafamda tasarlayaraktan. Mesela en düz
düzgün duvar Osman Hamdi Bey'in de çalışmasıydı. Hatta onda da onun hayat hikayesini hatta okumuş Hamit Bey. Çok etkilendiğini, çünkü hani biliyorsunuz Osman Hamdi Bey Güzel Sanatlar Fakültesi, yani Sanayi Nefise Mektebi'ni ilk kuran hem müzeci hem arkeolog, bir değerli bir sanatçımız. Onun çalışmasını yapmamı, hatta ben de hani zaten yapacağım çalışmaların içinde o da vardı. İşte onu çok düz duvara özellikle ben getirdim. Hatta onun iki çalışmasını yaptım. Bir de halı satıcısı var. Daha sonra Van Gogh'un iki çalışmasını yaptım. Picasso'nun, Vermeer'in ve daha sonra ve bir de şunu da ben baz aldım. Yaptığım bütün resimlerin altına onu yapan sanatçılara saygı olaraktan isimlerini çok iri puntolar halinde. Mesela Salvador Dali'ye saygı, evet. Osman Hamdi Bey'e saygı. Hatta İsmimi neden yazmadınız? Yani evet. Hani bir şey olarak, yapan kişi olarak dedim ki ona, o kadar büyük sanatçıları ben resmediyorum ki onlara karşı, onların isimlerinin altına karşı benim ismimi yazılmam çok İsminizi büyük bir hiç yazmıyorsunuz. Saygısızlık olurdu. Evet. Ha, ismimi ne zaman yazdım biliyor musunuz? Panjurları yaparken, panjurlar tamamen bana ait. Yani hep hayalimde kırmızı panjurlar yapayım, yeşil panjurlarım olsun ve aralarına hadi dedim çiçekler saksın. Daha sonra dedim ki bizim Anadolu'muzun kültürü, kendi geleneklerimizin dantelleri, hatta o dantelleri biz eskiden Fındıkpınarı Yaylası'na çıkardık. Evet. Fındıkpınarı Yaylası'na çıkardık. Orada ben dantelleri genelde yabancı dergilerden hep çıkartırdım. Ve o dantelleri ben, kendi işlediğim dantelleri ben duvara resmettim. Evet. Hatta en sonda şeyleri koymaya başladım. Hani eskiden bir yağ vardı. Vita yağı. Vita. Evet. Vita. Hatta onun katı yağ gruplarına ilk çıkanlar. Hatta doğru. Onun kurabiyesi çok güzel olurdu. Sonradan pamuk yağlar devreye girdi. Evet, onun biz yağlarını bitirdikten sonra içine çiçekler ekerdik. Evet. Doğru, kutularına. Tabii kutularına çiçekler ekerdik. Şimdi dedim ki perdeler, nostalji, panjur, çiçekler. Onun için Vita yağlarının kutularını ben oraya zaten hani resmettim. Evet. İçinden de işte sardunyalar, genelde sardunyalar resmettim diyeyim artık. Evet. Onları yaptım. İşte o zaman sadece ben kendi ismimi yazdım. Ve mezarlığın orada başladı. Bir yönde Gözne yoluna giderken, evet. Yayla yoluna, yaylaya giderken doğu tarafındaki binalar daha ziyade herhalde. Evet. Batı tarafındaki binalarla ilgili böyle bir çalışma alanı var mı? Yoksa yok. Bu alanlar biraz da az evvel sözünü etmiş olduğunuz 1980'li yıllarda 35-40 yıl önce yapılan ve bir yönde bakımsız, tabii, bakılamayan evet. Ve içinde oturanların da bu masrafı karşılamayacak derecede yüksek maliyet getiren binaları belediye başkanımız bunları bir yönde size tuval yapıp evet. Buyurun bunları istediğiniz gibi, istediğimiz gibi beraberce karar vermişsiniz birçoklarını yaparak güzelleştirelim fikri zaten sizi bu hale getirdi. Evet. Başka ne düşünceleriniz var bu boyutlarla ilgili? Şimdi çok teklifler de alıyorum. Evet. Yani o yaparken de zaten hani almıştım. Çok uzak şehirlerden, Mardin'den, Hatay'dan, Dalyan'dan, İstanbul'dan. Ama bende de şöyle bir prensip var. Hani başladığım işi bitirmeden kesinlikle başka bir işe başlamayı kesinlikle düşünmedim. Şimdi zaten bugün şimdi şeyden geliyorum. Zaten çalışma elbisenizle de çalışma geldiniz. Elbisem zaten onda. Evet. Çünkü bir duvarda pançur olayı, çiçekler olayı vardı. Hani o eksik kalmış. Bir haftadır da işte onunla uğraşıyorum. Bu ara zaten yüksek lisans ödevlerim, evet. Seminer ödevlerim.
Hatta seminer ödevim de biliyor musunuz? Akbelen duvar resimleriyle alakalı. Evet. Tabii. Hatta o gün geçen hafta olması lazım. Hamit Bey'le bir özel röportaj da yaptık evinde. Hani bu Akbelen'i bana, çünkü en önemli kaynak biliyorsunuz Hamit Bey'di. Sağ olsun o da kırmadı. Beraber çok güzel bir röportajımız oldu. Daha sonra işte halkla röportaj olaylarım oldu. Halk gerçekten çok memnun. Yani hatta hep onları yaparken içlerden de geliyorlardı. Hani bu taraflara da yapacak mısınız? Ama proje sadece cadde ve bulvar üzerindeki Akbelen 3 ve 4 katlı. Sahip olan, evet, evet, evet. Çünkü onun karşısında dediğim gibi çok yüksek binaların gölgesinde kalmıştı. Bir de duvarlar o kadar kötüydü ki yani anlatamam size. Hani ben inanır mısınız resimleri yaptıktan sonra hep unuttum. Ama o gün işte dedim ki eskiler, ay ben bu duvarları ne hale getirmişim dedim. Bir de oradakilerin araştırmaya yönelik çalışmaları da oldu. Biliyor musunuz? Bir Frida'yı araştırdılar. Bir Osman Hamdi Bey'in kaç tane kaplumbağası olduğunu bir yarışmada çıkmış. Üniversitelerde öncülük yapmış oldunuz aynı tabii, zamanda. Tabii. Birçok öğrencinin resim sanatını seçmesinin, evet, bir vesilesi olduğunuz kanaatindeyim. Çok sağ olun. Ve Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünün de ilgisinin sizin sayenizde daha da artacağını herhalde şimdiden söyleyebiliriz diye, evet, düşünüyorum. Evet. Çünkü arıyorlar hani nasıl girebiliriz şeye, Mersin Üniversitesi'ne veya bu duvar resimlerine nasıl başlarız diye, yani bana devamlı mesaj atıyorlar. Sizin çalışma alanınız Toroslar şu anda. Şimdilik. Şu anda Toroslar ama az kaldı zaten. Az kaldı. Peki tabii. Mersin'de başka ilçelerden diğer ilçe, bir hayli ilçelerimiz var Mersin merkeze bağlı. Yani Akdeniz, Yenişehir, özellikle Akdeniz'de, evet, uçuyor olan duvarlar fazla. Evet. Belki Yenişehir'de az olabilir. Ama yine de sizin bir yönüyle tuval olarak kullanmanıza uygun, hı hı, ve yapılması gereken çok bina, evet, duvarlarının var olduğunu siz daha öncelikle görüyorsunuzdur. Tabii görüyorum. Size oralardan da gelin burada da çalışalım, buralarda güzelleştirelim demiyorlar mı? Var yani bu aralar dediğim gibi hani teklifler var. Ama onu ancak işte güzün veya yaz sonu ancak değerlendiririm diye düşünüyorum. Aslında benim hayalim, zaten bu hayalimi Hamit Bey, evet, gerçekleştirdi. Hep istediğim hani ruhsuz duvarlara gerçekten ruh katmak, kişiliksiz binalara bir kimlik kazandırmaktı. Şimdiki hayalim de bütün Mersin'in cadde ve bulvar üzerindeki böyle hani dışları, dış binaları dökülmüş, meye yüz tutmuş diyeyim artık, binaları resimlendirmek istiyorum. Ve benim çalışmam hep bu tarzda olacak. Yani ben nasıl bir Akbelen'i sanat yönünden buluşturduysam gerçekten çok faydası oldu. Yani sanat biliyorsunuz, hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Hatta bu sözü Hamit Tuna Beyefendi de, bir servis araçları vardı. Hep onun arkasında inanır mısınız bunlar yazıyordu. Sanat her kapıyı açan anahtardır. Bir de görsellik her zaman sözele göre daha öndedir, daha baskındır. Bir de insanların hani o sokak dinamizmi içinde büyük görsellerle karşılaşmaları insanlarda o kadar güzel etkiler yaratıyor ki, yani artık o mahallenin, o binaların duvar resimleri günlük hayatlarının bir parçası oluyor. Sadece o da değil, hatta yaya geçitlerini de siz boyamış, ona, evet, uygun hale, evet, getirmişsiniz. Evet, papatyalar yap. Dedim ki papatyalar içinde geçsinler. Evet. Böyle hani şeyler, merdivenler diyeyim artık, onları gökkuşağı renginde boyadım. Hadi ayak direkleri böyle mavi mavi kaldı. Ay dedim ki buna ne yapmalıyım? Hava o kadar sıcak. Bir de orada çalışması çok zordu. Çünkü kovalı araç
durması için yolun yarısı kapatılıyor ve benim yolun yarısına kadar geçtiğimi düşünün. Ve bu yazın sıcağında ve yazın hem yayla yolları bakımından trafik çok çok daha yoğun. Mesela çok yüksek bir tır geliyor. O anda İbrahim hemen kovalar için bu tarafa, yani benim kovamı. Evet. Bu, yani öyle çok farklı ve çok güzel anılarım da oldu. Ve oradaki halkı ben çok sevdim, biliyor musunuz? Zaten içindesiniz. Evet. Zaten Mersinlisiniz. Bu hala hayatını görüşüyorum. Zaten bilen insansınız. Evet. Hiç şeylerini de unutamam. Bir resim yaparken hemen pencereyi açarlardı mesela. Kahveyi, ben çünkü kahveyi çok severim. Evet. Kahveyi nasıl alırsınız? Veya o sıcak havalarda çok soğuk sular getirirler diye, hadi başınızı yıkayın, aman tansiyonunuz çıkar diyerekten. Çok güzel anılarım oldu. Yani sadece burada, tabii burada çok uzun, 1,5 yılı geçti diyebilirim. Diğer sosyal sorumluluk projesi altında yaptığım yerlerde de inanır mısınız çok farklı hayatlar tanıdım. Yerli basın ne zaman dikkatinizi çekti? Özellikle ulusal basın ne zaman sizi fark ettiler? Ne zaman fark ettiler? Hangi resimde? Aslında üçüncü resimde Van Gogh'ta fark ettiler. Hatta o bey bana dedim ki hani biraz çünkü bir de ben şöyle mola vermeyi çok sevmiyorum. Yani benimle röportaj yapan da konuşmak isteyenlere de hep diyordum ki 12 ile 1 arası gelin. Çünkü o kovalanaca inip çıkmak hani öyle düşünüldüğü gibi hani ben yok rahat çıkabiliyorum ama şimdi onun her saniyesi yani kademe kademe indiği için daha bir şey farklılık gösteriyor. Hep diyordum benimle 12 ile 1 arasında mutlaka görüşmeye gelin. Ve ilk hangi resimde? Evet, şurada görüyorum da. Evet. Neşet Günal'ın Toprak Adamlar çalışmasında bir şey haber ajansı geldi. İlk zaten o yaptı. Daha sonra hepsi kendiliğinden gelişti arka arkaya ve daha sonra yurt dışından. Yurt dışından nasıl? Ve hangi ülkeden öncelikle fark ettiler? İngiltere. İngiltere'nin. Nereden fark etmişler? Nasıl oldu? Şimdi çekilen yani şey ajans diyeyim artık hani fotoğrafları çekiyorlar. Hani bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışına hani göndereceğiz. Hani oradan evet, seçme imkanları ve ilgi alanlarını çekerse. Ve inanır mısınız İngiltere'nin çok ünlü bir basın kuruluşu var, Guardian. Evet. Orada günün resmi, günün fotoğrafı seçildi. Almanya'da bir dergide. Yani hepsi kendiliğinden gerek röportajlar, gerek televizyon programlarında. Artı bir de geçen yıl ben Mona Lisa'ya başlamadan önce Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Bölümünden öğrencilerin, 4. sınıf öğrencileri benim belgeselimi çekmek istediler. Bitirme evet, tezleri olarak. Ben de memnuniyetle dedim. Hamit Bey de izin verdi. Çünkü belgeselde o da doğru, yer alıyordu. Ve benim belgeselim bir ay süreyle 4 kişi işte. Daha sonra TRT'deki genç iletişimcileri yarışmasında birincilik ödülü aldı. Yani o kadar duygulandım. Hem onlar adına çok çok sevindim. Hem benim küçücük de olsa, küçücük demeyeyim de yani bir tabii yarım saati geçen bir belgeseldi. O benim çocuklarıma, torunlarıma kalabilecek şeyler. Çok güzel yani bunları dediğim gibi hep bunu söylüyorum ama gerçekten bir işi yapmak istiyorsanız çok şey yap, özverili olmak lazım. Yani boş vermişliği ben çok sevmiyorum. Yani çalışmak lazım. Eleştirmenlerden nasıl bir olumlu olumsuz eleştiriler aldınız? Olumsuz hiç olmadı. Evet. Hiç olmadı. Olumlu hep oldu. Hani evet, gerek basında. Ya da yönlendirici anlamda düşünceler oluştu mu? Yok yok yok, kesinlikle. Hatta bu yerli ve yabancı iz bırakmış sanatçıları ele almam,
Hani tamam, bu herhalde Türkiye'de ilk diyorum. Yani şöyle, İstanbul'da bir, İzmir'de mural festivalleri oluyor, grafitiler oluyor. Ama burada yerli ve yabancı iz bırakmış sanatçıların reprodüksiyonları. Yani aslında tam reprodüksiyon da şöyle olmuyor diyorum. Hani birebir çalışması, ama hani orada biliyorsunuz pencere var, büyük pencere var, küçük pencere var. Hani onlar resmin bir kısmını yutuyorlar. Birebir çalışmaları yapmam çok ilgilerini çekti. Yani zaten yabancı basında bir Frida, bir İnci Küpü, Vermeer'in İnci Küpeli Kız, bir Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi, Bahar Çiçekleri, bunlar zaten çok çok ilgi çekti. Ve o sayede Akbelen'i sanatla buluşturduğum için inanın o kadar mutluyum ki. Yani hep şöyle diyorlar. Mesela iş çıkışı geldiğimiz zaman hani kahvemizi veya çayımızı alıyoruz. Yani karşımızda o görselleri gördüğümüz zaman bütün yorgunluğumuz gidiyor. İşte o binalara baktıkları zaman rahatsız olanlar bu kez özellikle görmek üzere o bölüme geliyor diyorsun. Sen derler ya, bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Evet. Bu iki kanadı birlikte kullanan toplumlar uçar, özgür olurlar. Zaten bilim ve sanat ve ekonomi, evet, ve gelişmişlik arasında tamamen doğrusal bir ilişki var. Doğru. Bugün dünyada teknolojik yönden gelişmiş ülkelerin tamamına baktığımız zaman, evet, bilim ve sanat da gelişmemiş olan hiçbir toplum ileri bir toplum haline gelmemiştir. Evet. Bugün Japonya öyledir. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'sı, Avrupa'sı, tüm ülkeler böyle. Bu anlamda Toroslar Belediyesi kanalıyla Mersin bu hareketle, bu yapılmış olan farklı resim anlayışıyla kendini Mersin dışında ve Türkiye ve Türkiye dışında da hissettirdiğine göre bizzat buraya görmek isteyen yerli ve yabancı turistler gelmiyor mu? Geliyor. Yani arttı değil mi bunların sayıları? Tabii arttı. Yani ben oradayken de, çalışırken de, hatta Almanya'dan, Hollanda'dan gelenler vardı. Çünkü şeylerde görmüşler işte, hani o basında yer alan fotoğrafları görünce hani şey olarak, araştıraraktan geldiler. Hatta beni görünce işte beraber fotoğraf çektirdiler ve çok mutlu olduklarını, sanatın da bir Mers kendi şehirlerinde daha doğrusu olmaktan çok gurur duyduklarından bahsettiler. Tabii yani dediğim gibi keşke bütün Mersin'i sanat koksa diyorum. Yani her yere böyle fırça dokunuşlarıyla bütün duvarlar dile gelse. Öyle olunca diyorum hani insanların duygularının ve düşüncelerinin de bir adım daha ileriye gideceğine inanıyorum. Çünkü sanat ve toplum zaten hep iç içe yaşamıştır. Yani birlikte birbirlerini daima beslemişlerdir. Tarihsel süreç içerisinde de sanat her zaman toplumsal ve kültürel yapı ile zaten birlikte yol almıştır. Dediğim gibi sanatla ilgili, eğitimle ilgili derslerin çoğaltılması da lazım. Evet. Tabii. Estetik değerlere, estetik olgulara insanların yaklaşımının da artık pozitif yönde olması gerektiğine inanıyorum. Belediye Başkanımız sevgili Ahmet Tuna sadece bu resimlerin, eski binaların duvarlarının tuval olarak kullanılması ve eski binaların ruhsuz binaların ruhlu hale gelmesiyle ilgili çalışmalarının çok ötesinde bilim ve sanata olan ilgisi son zamanlarda kamuoyunda çok fazla dikkati çekmeye başlamıştı. Tabii. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi 10 Kasım 2017 tarihinde Atatürk portresiyle hedef olarak dünya Guinness rekorunu elde etmekti. Hemen biz
tanıtım filminin sonunda da izledik. Evet. Ve orada 10 bine yakın kişinin Atatürk Portresi'nin oluşumuyla ilgili görevleri vardı. Evet. Çok bu, güzeldi. Türkiye'de çok önemli ilklerden bir tanesi. Evet. Bu anlamda da ki Toroslar Belediyesi işin ekonomik boyutu itibarıyla ilk başa gelmiş olduğu 15 yıl öncesinde mevcut ilçeler içerisinde en altlarda olan bir ilçeydi. Evet. Ancak son zamanlarda çok önemli hareketlerle ve gelişmişliklerle ve yeniliklerle hep dikkat çekmeye başladı. Özellikle bilim ve sanata olan ilgi ve hareketleriyle ilgili. Tiyatro çalışmaları, sanat eserleri, sanat evleri, tiyatroculukla ilgili çok önemli sahiplenmeler. Özellikle şehrimiz tarihi yönden çok zengin bir şehre sahip, geçmişe sahip. Geçmişle ilgili tiyatro eserlerinde de yer vererek bir öncülükler yaptı. Aslında bugün gelebilseydi, aniden işi çıkmamış olsaydı ki ileriki zamanda yapacağız zaten. İleride, bu detaylar hakkında başkanımızdan bu bilgileri alacaktık. Aslında o kadar fazla sanatla ilgili önemli işleri var ki, kültür merkezi, sanat evlerini yine kendi döneminde yapıldı. Toros'ta Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu dönemde yapıldı. Duvar sanatı zaten başlı başına bir önemli bir örnek bir proje. Evet. Böyle önemli çalışmaları kültür ve sanat üzerine. Zaten buradaki bizim amacımız kültür ve sanatı ön plana koyarak işin turizm ve ekonomik gelişmeyle ilgili de önemli adımları atma konusunu dile getirmekti. Evet. Ön plana çıkarmaktı. Siz başkanımızla ilgili çok yakın bir mesainiz var sürekli de. Gerçi şu anda geçmiş dönem başkanı olarak diyebiliyoruz 31 Mart'tan itibaren. Ama hala da bizim başkanımız kendisi. Önemli iz bırakan faaliyetleri oldu, hizmetleri oldu. Her zaman da biz ön planda bunu çıkaracağız başkanımız ve bu şekilde iz bırakan ve sanata değer veren sanatsever başkanlarımızı konu başlığı halinde inceleyeceğiz. Mersin'imiz bu anlamda gerçekten çok zengin ve diğer başkanlarımızın da çok güzel çalışmaları var bu anlamda. Ama bu duvar resimleri ve duvarın neredeyse bu binalar yıkılmalı denilen bu binaların ruh katarak herkese görsel anlamda da örnek oluşturması kayda değer bir gelişmeydi. En az sizin kadar veya elbette tabii sizin buradaki başarınız çok çok önemli ama sanat bir de bunu ortaya çıkarabilendir. Sizi orada görüp fark etmesi bir sanat severliğin, bir sanatçılığın bir ortaya koymuş olduğu bir beceri. Tabii yönetici, iyi bir yönetici de bunları ortaya çıkarabilendir bu anlamda. Zaten aslında sanatı sadece bazı dallarla sınırlandırmak kadar yanlış bir şey yok. Yani resimle, müzikle, fotoğrafla ve diğer boyutta heykelle sınırlandırmak çok yanlış. Aslında her meslek iyi yapıyorsanız o mesleğin sanatını yapıyorsunuz demektir. Tabii. Siz de resmin sanatını ve bu anlamda duvar resminde de Mersin'de değil birçok yerde de öncülük yapmış oldunuz. Evet. Sizi bu anlamda yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tabii bana da bu imkanları sağlayan Hamit Tuna beyefendiydi. Tabii onların sayesinde, yani imkanları sayesinde ben zaten hani bu duvar resim çalışmalarını yaptım. Ve gerçekten Akbelen hatta Mersin'in önüne bile geçti ad olarak diyebilirim. Yani Mersin'in, yani ben diyorum ki markalaştı gibi bir şey oldu. Gene söylüyorum, keşke
bütün Mersin'imiz. Yani inşallah Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu çalışmaları ben bütün Mersin'e yaymak istiyorum. Halkı sanatla buluşturmak istiyorum. Yani siz diyorsunuz ki Mersin'den talep geldiği süre içerisinde. Tabii. Önce Mersin. Mersin'in evet. Tamamını bu anlamda güzelleştirmeden tabii. Hiçbir teklife evet demeyeceğim. Evet, demedim. Yurt dışına da mı aynı şeyi söylüyorsun? Yurt dışından bir teklif geldiğini varsayalım. Söz gelimi İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne yaparsınız o zaman? İnanın onu hiç düşünmedim. Genelde bilmiyorum. Yani önce ama Mersin'i şey yaparım, düzeltirim. Veya hani ileride belki kendime bir ekip de kurarım. Yani şimdi gerçekten çok fazla evet. teklifler var. Hani benim gibi çalışabilecek, düzgün, fırçası düzgün, ben öyle diyorum. Onu bulmak belki biraz zor. Yani arkasını toparlayamayacağım, toparlayamadığım, toparlamak istemediğim diyeyim artık. Kişilerin bulunduğu bir ekip kurmak istiyorum. Yani gözüm arkada kalmayacak. Hani onlar yapar, ben de giderim bir takım şeyi. Çünkü gerçekten çok fazla teklif var. Hep istiyorum. Hani Mersin olsun, hani ben Mardin'i çok severim. Tarihi evet. evleri, tarihi dokusu. Hı, orada önemli çünkü. Tabii. Hatta o buradaki üçüncü veya dördüncü çalışmadayken telefon açtılar. Yani iki defa hatta aradılar. İstanbul'dan öyle gene bir tarihi bir binanın ön tarafına yapılacak, evet. dokuyu bozmayacak şekilde. Ona göre hani çalışmalar aslında hep, yani diyorum ki ay iki kolum olmasa, yani birkaç tane daha kolum olsa da hani oraları da yapsam. Gerçekten çok, tamam çok yoruluyorum ama inanın o resimleri, fotoğrafını çektiğim zaman, eve gittiğim zaman, evet. Şöyle uzanıp yatağıma o çektiğim fotoğraflara baktığım zaman diyorum ki işte bu. Yani bütün yorgunluğum gidiyor. Çok çok seviyorum. Sivil toplum örgütleri, özellikle Mersin'de, sizin bu başarınızı mutlaka fark etmişlerdir. Çünkü sizin başarınız fark edilirken önce bir kadın olma özelliğiniz var. Evet. Diğeri yaşa bağlı değil, gönüle bağlı, isteğe evet. bağlı, arzuya bağlı bir çalışmanın neticeye vardığını ortaya koyan çok önemli bir kimliğiniz var. Evet. Ve şimdi de lisans değil, yüksek lisansla ilgili de kendi dalınızda eğitime önem vermeniz ve burada öyle mesajlar veriyorsunuz ki başarının, işi yapmanın yaşı yoktur. Kadın erkek fark etmez. Yaş hiç fark etmez. Hiç, yeter evet. ki isteyin ve çalışın diyorsunuz siz. Tabii. Bu mesajlarla. Ve başarıda ve yaptığınız bu işler mutlaka doğrusunu, iyi şeyler yaparsanız fark edilir diyerek herkese de bir umut oldunuz. Buradan baktığımız zaman sivil toplum örgütleri size ödüller vermediler mi? Ödüller verdiler. Veriyorlar mı? Ne tabii. ödülü veriyorlar? Meslek hizmet ödülü gibi. Tabii tabii. Yani hatta en son gene aldım. Yani unuttum da. Çünkü geçen yıl çok aldım ödüller. Onu herhalde paylaşmadım ben sizinle. Mersin Rotary'den aldığınızı biliyorum. Efendim? Bir Rotary grubundan aldığınızı Rotary biliyorum. Rotary grubundan aldım. Mersin Rotary'den. Tabii. Gene Seyhan Rotary'den aldım. Genç İş Adamları Derneği'nden tabii geçen yıl evet. Kadınlar Günü'ne has bir şey vardı. Çok değerli diyeyim artık, bayanların kişilere verilen bir ödüllerdi. Oradan aldım. Hamit Bey'in Kadınlar Günü nedeniyle vermiş olduğu ödül gene. Gene kadınlar konulu kimlerden aldım? Kolejlerden, okullardan yani aldım. TEDx'ten beni konuşmacı olarak geçen yıl çağırdılar. Oradan çok güzel bir ödül aldım. Hatta evet. Atatürk'ün nüfus kağıdının bulunduğu bir çerçeveli
bir ödüldü verdikleri. Bunlar parayla ölçülmeyecek çok evet. önemli değerler. Çok yani çok gurur verici bunlar. Evet. Daha da var ama şu anda aklıma gelenleri şimdi, söyledim. Sizin gibi Mersin'de farklı bir dalda çok ön plana çıkan kadınlarımız var ama ben bir isimden bahsedeceğim size. Kendisi hekim. Profesör Aynur Özge'den bahsedeceğim. 2006 yılında Mersin'de Alzheimer Derneği'ni halkla beraber kurdu. Hiçbir yerden yardım değil, halkın yardımı ve maddi katkıları ve belediyelerin katkılarıyla Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin kurucusu. Ve şu anda da kendisi başkanı. Ve Alzheimer Derneği bir kültür merkezi gibi her dalda çalışıyor. Bunun içerisinde resim, müzik, tiyatro gibi her dalda ve bunu da başarılı bir şekilde hasta yakınlarına ve çevreye vererek aktif yaşama insanlara davet ederek bir yönüyle Alzheimer olmamasıyla ilgili aktif hayatı örneklerini yaşatıyor. Çok güzel. Ve şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyada da yapmış olduğu bu uygulama modeli örnek olmaya başladı. Ve Aynur hocamızın sayesinde, tabii onun da büyük çabalarıyla engelli grubunda değildi. Alzheimer engelli gruba alındı. Çünkü Alzheimer öyle bir hastalık ki hasta olan kişi kendini bilmiyor. Kendini maalesef, bilmeyince çok kötü. Çevreden en az 4-5 kişinin ancak yardımlarıyla hayatını devam ettirebiliyor. O nedenle hasta olmayanlar, gençler, çoluk, çocuk, kadın, herkesi bu derneğin bir yönü faaliyetleri ilgilendiriyor, çok önemli. 200'ün üzerinde gönüllü çalışanım şu anda var. Bizler de bunların hizmetkarıyız, açıkçası açık net söylüyorum. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki Aynur hocamızla, Aynur Özge ile birlikte olup şu eserlerimizle ilgili bu tür çalışmada birlikte hareket ederseniz tabii. inanılmaz bir gururu yaşarsınız diye aklımdan şu anda geçirdim. Tabii, neden ve sizi olmasın? De tanıştıracağım ben Aynur hocamla. Tabii memnuniyetle. En azından o binada ve çevresinde yapmış olduğunuz bu resimlerle ilgili bir çalışma yaparak bir örnek bir çalışmada yapılabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii memnuniyetle. Yani memnuniyetle çok mutlu olurum hem tanışmaktan. Hem de orada bir çalışmanın bir duvarı renklendirmesinden ve oradaki kişilerin, hastaların, Allah gerçekten yardımcıları olsun, çok kötü bir rahatsızlık o zaten. Onları belki terapi gibi de gelir. Yani oradaki renkler, çizgiler belki onlara çok daha güzel hayata da yönlendirir. Mersin'de 15 binin üzerinde Alzheimer hastası olduğunu biliyor muydunuz? Takip ediyorum, biliyorum. Çünkü 60 bin kişiyi ilgilendiriyor bu. Evet. Çünkü çok çoğaldı. 3-4 kişi çünkü çevresinden çok ancak bu olayın içerisinde olarak ancak bunlar tedavi de edilemiyor da normal bir yaşamın sağlanmasında yardımcı olunuyor. Evet. Sadece hastalar değil, dediğim gibi hasta olmayan yakınlara ve çevresine de bir anlamda çok önemli mesajlar veriliyor her konuda. Onun için yalnız yaşamayın diyoruz. Mutlaka paylaşın. Mutlaka aktif yaşamın içerisinde aynen sizde olduğu gibi geleceğe yön vermek, sağlıklı yaşamak istiyorsak insanlarla güzel temaslar kurarak kendi becerilerimizi yapabildiğimiz ölçüde ortaya koyarak en güzel yardımı yaparız. Tabii. Efendim siz başka neler söylersiniz? Ne hayalleriniz var? Vallahi işte ilk hayalimi gerçekleştirdim. Aslında hatta ilkti ama çok büyük bir şeye dönüştü bu. İlgi çeken bir projeye dönüştü.
Hayalim dediğim gibi Mersin'i rengarenk boyamak istiyorum. Yani rengarenk demekle sanatla buluşturmak istiyorum. Bütün cadde ve bulvar üzerindeki binaları, hani boyaları yer yer dökülmüş olan binaların dış cephelerini renklendirmek ve insanların ayağına sanatı getirmek istiyorum. Yani ben bunun işte örneğini dediğim gibi Akbelen'de hani yaşadım. O insanların o kadar duygularını, düşüncelerini ve hala mesajlaşıyoruz, telefonlaşıyoruz. Nasıl dualar ediyorlar. Yani o kadar güzel koruyorlar ki çalışmaları. Yani hiç o gün de gittim. Kesinlikle bir çizgi dahi üzerinde çizilmemiş. Yok yani. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şeref ben çok verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Çok teşekkürler. Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu bulup çıkarmasını bilebilendir. Sanatçı mesleğini iyi yapan, iyi yapmaya çalışandır. Unutmayalım. Sanat kin ve nefretleri sevgiye dönüştürür. Allah hiç kimsenin aklını canından önce almasın. İyi akşamlar efendim. Eski duvarlar, köhne yapılar ve dahası bu sanat eserleriyle renklendi. Bir açık hava sergisini andıran yer Mersin. Toroslar Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserleri binaların cephelerine yansıtılıyor. Eserlerin arasında Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosundan Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ne, Frida Kahlo'nun portresinden Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosuna kadar tarihi birçok değerde bulunuyor. Bunları yapansa ressam Nazife Bilgin Hazar. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna Beyefendi'den bir teklif geldi. Bu 34 yıllık binaları, çok çok eski binaları, hatta hiç boyanmamış diyeyim artık binalar da vardı. Biz bunu nasıl güzelleştirebiliriz? Bu duvarlara nasıl ruh katabiliriz? Nasıl sevgi katabiliriz? Nasıl güzellik katabiliriz deyince dedim ki işte bu benim aradığım proje. İşte bu fikirle çıktılar yola. İlk olarak Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının dış cepheleri boyalarla buluştu. Eski duvarların yerini 3 boyutlu görseller de aldı. Çevredekilerin de oldukça dikkatini çeken eserler durakların yerine bile geçer oldu. Osman Hamdi Bey'den.